geldin Gülücük. Canım Şebnem ablacığım. Arkadaşların listesi bayağı kabarmış bugün. Çok uzun sürüyor. Daha vardı da onları daha tek tek söyleyeceğim. İyi hadi o zaman. Sizde yemek var mı? Ne yemeği? Sen evden gelmiyor musun? Geliyorum da biraz yemek yoktu da. Ay dedim bir de size bakayım. Tabii tabii bir şeyler var. Hadi gel mutfağa yanıma. Oley! Hayırdır nereye öyle? Mutfağa gel dedin ya. Ellerini yıkamayacak mısın? Sabah yıkamıştım. Sabah? Evet. Ah, sen ellerini günde bir kere mi yıkıyorsun? Hı. Gülücük çok ayıp, çok utandım şu anda senden. Şaka yapıyorsun sanırım değil mi şaka? Yo gerçek. Yani ellerimizi yıkamalıyız hem de sıklıkla. Nedenmiş? Çünkü gün içinde ellerimizi her yere sürüyoruz. Okulda sıraya, kapıya, tahtaya, evde cama, televizyona, bilgisayara. Ben de en iyisi eldivenle gezeyim bari. Öyle bir şansın yok. Eldivenle gezmek yerine ellerini yıkasan daha güzel olur. Harika olur hatta. Köpürte köpürte mi yıkayayım? Bol su ve sabunla. Mis gibi koksun ellerin öyle. Tamam mı? Şimdi gidiyor muyum? Ne kadar abarttın Gülücük. Topu topu banyoya gidip ellerini yıkayacaksın. Hemen koşup geliyorum. Vuyit. Ha, geldim. Ne zaman geldin? Ne zaman gittin de ne zaman geldin? Şey oldu da o kadar hızlı yaptım da ondan. Aşk olsun Gülücük. Yemek kaçmasın diye koştum da. Yemek kaçmaz. Sen varsın ben varım. Zaten başka kimse yok burada. Yemek kaçmaz. Emin olabilirsin. He, yemek kaçmaz. Tamam. Yemekte ne var? Artık ona bakacağız. Ama önce senin sorduğun başka bir soruya cevap vereyim. Ben sadece yemekte ne var diye sordum. Hayır, daha önce neden ellerimizi yıkamalıyız diye sordun ya, onu söylüyorum. Onunla ilgili bir deney anlatayım mı sana? Deney mi? Vay canıma vay! Biz bu deneyi bir anaokulunda yapmıştık. Çok şaşırdık biliyor musun? Nasılmış? Şimdi 3 dilim ekmek aldık. 3 dilim ekmek. İlk dilim ekmeğe sınıftaki bütün çocuklar ellerini dokundurdular. Onu bir poşete koyduk. He he. İkinci dilim ekmeğe dokunmadan önce herkes gidip ellerini yıkadı. Ondan sonra dokundu. Hem de böyle köpürterek yıkadılar ellerini. Tamam. Sonra o ekmeğe de dokundu çocuklar. Onu da poşetin içine koyup ağzını bağladık. Vay 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 vay. Tamam abartma. Üçüncü ekmek dilimini kimse dokunmadı. Hatta eldivenle tuttuk poşetin içine koyduk. Hop diye mi koydunuz? Ne fark eder hop diye mop diye. Tam önemli benim için. Evet hop diye koyduk. Sonra bu poşetleri mutfakta bir yere koyduk. Ve birkaç gün beklettik. Ama bu arada her gün poşetlerdeki ekmeklere de baktık yani. Gidip baktık nasıl oluyor, bir değişiklik var mı diye. Ne olmuşlar? Dokunmadığımız ekmek hala çok iyi durumdaydı. Hani böyle poşetle tutup koyduk ya. Mis gibi indir mideye hop hop hop. Tamam abartma. Ellerimizi yıkayıp dokunduğumuz ekmeğin bazı yerlerinde küfler oluşmaya başlamıştı. Zavallı ekmekçik. Herkesin kirli elleriyle dokunduğu ekmek kapkara olmuştu biliyor musun? Vay zavallı ekmek. Yani neymiş? Yeşil ışıkta geçeceğiz. Ne abartıyorsun yine? Ne yeşil ışığı? Bu deneyden bunu anladım. Gerçekten bunu mu anladın? Aniden sorunca heyecanlanıyorum. Ne anladın gerçekten söyler misin? Evet söyleyebilirim. Ne anladın? Merak ediyorum. Ellerimiz kirliyken kötü şeyler olabilir. Ellerimiz kirliyken tuttuğumuz yiyecekler daha çok küfleniyor ve kararıyor. Demek ki üzerinde daha çok mikrop var. Bir de annelerin sözlerini dinlemek gerek. O zaten kesin bilgi. Annelerin sözlerini dinlemeden olmaz. Benim annem. Söyleyeyim mi? Benim annem. Güzel annem. Beni al kollarına demek gerek. Gülücük. Şunu unutmamak gerek. Elleri yıkamadan sofraya oturmak olmaz. Ve yemekten sonra da ellerimizi ağzımızı yıkarız. Dişlerimizi de fırçalarız. Değil mi Gülücük? Evet. Temiz olmak iyi bir şey. Hem de böyle iyi bir şey. Tamam. Yemekte ne vardı? Karnındaki gurultu canavarı gurup 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 yapıyor da. Affedersin. Nasıl da unuttum. Yemek yiyecektik değil mi? Ben hiç unutmam böyle şeyleri. Yemek çok önemli bir şey. Tamam abartma. Hazırlayacağım şimdi. Yemek güzel bir şey. Yemek güzel lalo. Tamam. Açım. Açım. Açım.
Tamam tamam, hazırlıyorum şimdi. Yemekte ne var? Seveceğin bir şey. Süper ötesi yemektir umarım. Süper ötesi yemek nedir bilmem ama seveceğini biliyorum. Süperden süper olsun. Hadi gel de bana yardım et, çok konuşuyorsun. Yaşasın, yardım edeceğim. Ne yemek var? Ispanak var, sen bayılırsın. Evet, görünce hep bayılıyorum. Ben en iyisi eve gideyim. Hayır, kaçmak yok. Ispanak çok güzel bir sebze. Evet, ıspanak çok güzel. Ben şimdi hot diye yiyeceğim ıspanak. Canım ıspanak.